Aşağıdaki birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzleminde 0,4 aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre şimdi f0'ın kaç olduğunu bulalım. f0 bu yeşil fonksiyon olduğu için şuradaki 0'a g0'ın kaç olduğunu bulalım. O da yine 0'a eşittir. f1'e bakalım. f1 değeri yeşilde 1'e eşittir. g1 değeri de şöyle baktığımızda mor renkli olan 2'ye eşittir. f2 değerini bulalım. f2 değeri 1'e, g2 değeri de şöyle baktığımızda yine 2'ye eşittir. f3 değerini bulalım. f3 değeri burada g3 ile aynıdır. İkisi de 1'e eşittir. O zaman şöyle f3 ve g3'ü 1'e eşittir. Son olarak f4'ü ve g4'ü bulalım. f4 değeri bakın yeşil grafik 4'e. G4 değeri de 2'ye eşittir. Şimdi burada buna göre kaç tane x tam sayısı için bu eşitlik sağlanır diyor. Bu eşitliği biz şöyle düzenleyebiliriz. Sol tarafını 2 çarpı f gx şeklinde yazarız. Sağ tarafında g fx şeklinde yazarız. Şimdi burada x yerine 0 yazalım. Sağlayıp sağlamadığına bakalım. Daha sonra 1, 2, 3 ve buradaki 4 için deneyelim. Şimdi x yerine 0 yazalım. X eşittir 0 için burası 2 çarpı f g 0 olacaktır. Sağ tarafta g f 0 olacaktır. Bakın şurası g 0, burada yazmıştık 0'a. F 0 da yine buradan 0'a eşittir. Dolayısıyla 2 çarpı 0'dan sol taraf 0 yapar. Sağ tarafa bakalım. F 0 0, g 0 da yine 0 olduğu için o da 0 yapar. Dolayısıyla x eşittir 0 için sağlanır deriz. X eşittir 1 için bakalım. 2 çarpı f g 1 değerinin g f 1'e eşit olduğunu kontrol edelim. Şimdi şurası g1'dir. g1 burada bulduğumuz gibi 2'ye eşittir. O zaman burası 2 ise f2'ye bakarız. f2 de 1'dir. O zaman burası 2 çarpı 1'den 2 çıkar. Buradaki f1 değeri 1'dir. Daha sonra buraya 1 yazdığımızda g2 değeri de bakın g1 değeri de 2'ye eşit. Dolayısıyla bunun için de sağlanmıştır. Dolayısıyla ikinci sayımızı da bulduk. Şimdi x eşittir 2 için bakalım. X eşittir 2 için 2 çarpı f g2 değeri gf2'ye eşit midir? Kontrol etmemiz gereklidir. g2 burada yazmıştık 2'dir. f2 değerini bulalım, o da 1'dir. 2 çarpı 1'den sol taraf 2 çıkar. F2'ye bakalım 1. Burası 1. G1 ise 2'ye eşit olduğu için bu da yine bu şart için sağlar deriz. X eşittir 3 için bakalım. F 2 tane F G3 değerinin GF3'e eşit olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir. Şimdi G3 değerine bakalım. G3 değeri burada bulduğumuz gibi 1'e eşittir. F1 değeri de 1'e eşittir. Bu durumda 2 çarpı 1'den sol taraf 2 çıkar. F3 değerine bakalım 1'dir. Şurası 1. G1 değeri de şurada bulduğumuz gibi 2'dir. Dolayısıyla bunun için de sağlar. Son olarak GX eşittir 5, 4 için bakalım. Bu durumda 2 çarpı F G4 GF4'e eşit midir? Kontrol etmemiz gerekmektedir. Şimdi burada G4 değeri şurada yazdığımız gibi 2'ye eşittir. F2 değeri de 1'e eşittir. Dolayısıyla sol taraf 2 yapar. F4 değeri 4'tür. G4 değeri de 2'dir. Dolayısıyla burada da sağlar. Yani buradaki 0, 1, 2, 3, 4 hepsi için sağladığı için toplamda 5 sayı için sağlanır. Doğru seçenek E'dir. Her birinde 3x artı 2 tane bilye bulunan x artı 2 tane kavanoz vardır. Bu durumda 3x artı 2 ile x artı 2'yi çarptığımızda toplamda bilye sayısını buluruz. Özen bu bilyelerden 2x kare tanesini alıyor. Eksi 2x kare çıkarırsak kalanları buluruz. Daha sonra kavanozlara 12 tane daha bilye koyuyor. 12'yi buraya ekleyelim. Buna göre son durumda bu kavanozlardaki toplam bilye sayısını veren cebirsel ifade hangisidir? Öncelikle bunu açalım. Bunun için şu 3x'i sırayla şuradaki x artı 2 ile 2'yi de sırayla x artı 2 ile çarpalım. 3x'e x'in çarpımı 3x kare yapar. 3x'e 2'nin çarpımı 6x yapar. Daha sonra 2 ile x'in çarpımı 2x, 2 ile 2'nin çarpımı da artı 4 yapar. Eksi 2x kare artı 12 yapar. Şimdi bunu çıkarırsak x kare yapar. 6x artı 2x artı 8x yapar. 4, 12 daha artı 16 yapar. Bu ifade x artı 4'ün karesine eşittir. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneğidir. Şekil 1'deki ABCD karesi biçimi koşu pistinin A köşesinde bulunan Ahmet ile Cevdet sırasıyla V1 ve V2 hızlarla aynı anda belirtilen yönlerde koştuklarında pistin DC doğru parçası kenarının orta noktasına karşılaşıyorlar.
Ahmet ile Cevdet şekil 2'de verilen ve uzun kenarı kısa kenarın iki katı olan KLMN dikdörtgenli biçimli pistin K köşesinden sırasıyla V1 ve V2 hızlarla aynı anda belirtilen yönlerde koştuklarında NM doğru parçası kenar üzerindeki P noktasına karşılaşıyorlar. PM 60 metre olduğuna göre KLMN dikdörtgenli biçimli test pistin çevresi kaç metredir diyor. Şimdi uzun kenarı kısa kenarın iki katı ise o zaman biz şuna x dersek şurası 2x olacaktır. Şurası 60 ise sol taraf 2x eksi 60, şurası da yine x olarak yazılır. Şimdi bu bir kare ise, şurası da orta nokta ise biz şuraya y dersek burası da y olur. Karenin bir kenarı 2y olduğu için burası da 2y'ye eşittir. Dolayısıyla burasılar da 2y olarak yazılır. Şimdi bunlar aynı sürede yani t1 dakikada buraya gelsinler. V1 ile t1'in çarpımı bize 2y artı y'den 3y'yi verecektir. Şimdi V2 ile de yine T1'in çarpımı 2, 2 daha 4, 1 daha 5Y'yi bize verecektir. Burada şöyle oranlarsak T1'ler gider, Y'ler gider. V1'in ve 2'ye bölümü 3 bölü 5 çıkar. Burada V1'e 3V dersek V2 de buradan 5V olarak yazılır. Şimdi bunlar T2 sürede buraya gelsinler bu pistte. Bu durumda bunun aldığı yol 2x-60 ile x'in toplamından 3x-60'tır. Bu V1 ile T2'nin çarpımına yani 3V ile T2'nin çarpımına eşittir. Diğerinin aldığı yolda 2x 1x daha 3x artı 60'tır. O da yine bu sefer V2 yani 5V ile T2'nin çarpımına eşittir. Az önce olduğu gibi şöyle orantıla yaparsak V'ler ve T2'ler gidecektir. Ve bu durumda 3x eksi 60 bölü 3x artı 60 3 bölü V'ye eşit olacaktır. İşte dışarı çarpımı yaparsak 5 kere 3x eksi 60 15x eksi 300 yapar. 3 kere 3x artı 60 da 9x artı 180 olarak yazılır. Bunu sol tarafa, bunu sağ tarafa atarsak 6x eşittir 480. Her tarafı 6'ya bölersek x eşittir 80 olarak bulunur. Bizden bu pistin çevresi istenmektedir. Yani 2x ile x'in toplamının 2 katı istenmektedir deriz. 6x'tir bu da. X yerine 80 yazarsak 6 çarpı 80'den 480 yapar. Dolayısıyla doğru seçenek C'dir. Çiğdem dikdörtgen biçiminde olan yeşil renkli kartona sağında ve solunda 24'er birim boşluk bıraktıktan sonra kare biçiminde olan kırmızı renkli eş kartonları aşağıdaki kurallara uygulayarak şekildeki gibi yapıştıracaktır. Kırmızı renkli kartonlar tek sıra halinde ve aynı doğrultuda yeşil renkli kartonun uzun kenarına paralel olacak şekilde yapıştırılacaktır. Yan yana olan iki kırmızı renkli karton arasında 3'er birim boşluk bulunacaktır diyor. Şimdi şurası 24, bu da 24. İkisinin toplamı 48 yapar. Buradaki kırmızı renkli kartonların sayısına A dersek ve her birinin uzunluğu da x santimetre olursa bu durumda A çarpı x bunların toplam uzunluğu. Şu 3 çarpı toplam A tane varsa A eksi 1 de aradakilerin uzunluğu olduğunda yeşil renkli kartonun şu uzunluğu şu şekilde hesaplanır. Çiğdem bu yapıştırma işlemini yeşil renkli kartonun sağında ve solunda 8'er birim boşluk bıraktıktan sonra aynı kuralları uygulayarak yapsaydı fazladan 4 tane kırmızı renkli karton yapıştırmış olacaktı diyor. Şimdi bu 24 yerine bu sefer 8 gelmiş. 8 8 daha 16 yapar. Bu sefer A tane değil A artı 4 tane kullanılmış. Yani A artı 4 çarpı yine uzunluk X artı araların sayısı A artı 3 çarpı 3 olarak yazarız. Şimdi burada gerekli işlemleri yapalım. Bizden istenen kırmızı renkli kartonun bir kenar uzunluğu yani x'in kaç olduğudur. Öncelikle şu 3'ü şuradaki x'i içeri dağıtalım. Şuradaki 3'ü de içeri dağıtarak bu ifadeyi düzenleyelim. Şurası 48 artı a çarpı x bu da 3a eksi 3 olarak yazılır. 16'yı aynen yazarız. X'i içeri dağıtırsak a çarpı x artı 4 çarpı x artı 3 çarpı a artı 9 olarak yazılır. Eşitliğin her iki tarafında aynı ifadeler birbirini götürür. Yani buradaki 3a'lar ve ax'ler gider. Sol taraf 45 çıkar. Sağ tarafta 25 artı 4x olur. Bunu sol tarafa atarsak 20 olur. 4x'e eşit denir. Her tarafı 4'e bölersek x buradan 5 çıkar ki doğru seçenek B'dir. 4 periyottan oluşan bir basketbol maçında Murat her periyotta bir önceki periyottan daha fazla sayı atmıştır. Maç boyunca toplam 29 sayı atan Murat'ın son 2 periyoda attığı toplam sayı ilk 2 periyotta attığı toplam sayıdan 5 fazladır. Periyotları şuraya yazalım 1, 2, 3, 4 şeklinde. İlk periyotta A tane atsın, ikincide B tane atsın ki A B'den küçüktür.
Şimdi burası C ve D olarak isimlendirilsin. Bu böyle bir eşitsizlik yazabiliriz. Şuradaki C ile D'nin toplamı A ile B'nin toplamından 5 fazlaysa ve bunların hepsinin toplamı 29'sa o zaman A artı B artı C artı D eşittir 29 yazarız. Şuradaki C artı D yerine bunu yazdığımızda A artı B de burada olduğu için 2A artı B artı 5 eşittir 29 çıkar. Bunu sağ tarafa atarsak 2 çarpı A artı B eşittir 24 olur. Buradan A artı B 12 olarak yazılır. Şimdi burada A artı B 12 ve A B'den küçükse olabilecek değerleri yazalım. Mesela 12'nin yarısı 6 yapar. İkisi 6 6 olamayacağı için bunu 5, bunu 7 olarak alalım. Toplam 12 yapar. Şurası o zaman 12, 5 daha 17 olacaktır. Bu eşitliği sağlaması açısından şunu 8 alalım ki C, B'den büyük olur. Bunda 9 olur. Toplam 17 olur ve D de C'den büyük olur. Yani eşitsizlik sağlanır. İlk ve son periyottaki toplam 5 artı 9'dan 14 olur. Dolayısıyla doğru seçenek D'dir. Bir kasap 150 kilogram tavuk etini %20, 30 kilogram dana etini ise %50 karla satarak her iki satıştan da aynı miktarda kar elde etmiştir. Tavuk etinin kilogram fiyatı 10x, dana etinin kilogram fiyatı da 10y olsun. 10x'in %20'si yani 5'te 1'i 2x yapar. Yani buradan 2x karı vardır 2x TL kilogram başı. 10y'nin %50'si de 5y yapar. Buradan da kilogram başı 5y karı vardır. Toplam 150 kilogram satılmışsa 150 çarpı 2x olur buradaki karı. Buradan da toplam 30 kilogram satılmışsa 30 çarpı 5y olarak da buradaki karı buluruz. Şimdi aynı miktarda kar elde etmişse böyle bir eşitlik yazarız. Şurası 150, bununla sadeleşir. Buradan y eşittir 2x çıkar. O zaman burası da 5 çarpı 2x'ten 10x olarak bulunur buradaki karı, buradaki 2x iken. Şimdi bizden istenen şey neymiş? 1 kilogram tavuk ve 1 kilogram dana eti alan birisi 105 TL ödediğine göre dana etinin kilogram fiyatı kaç liradır diye soruyor. Şimdi burada biz şu 10 ile 2x'i toplarsak da tavuk etinin kilogram fiyatı 12x'ten satılır. 12x diyelim artı burada şunu 10y'ye y yani 2x yazarsak burası 20x olur. 20x de bunun toplamı da toplam satış fiyatını verir. O da 30x yapar. İkisinin toplamı 105'e eşitse biz bunun her birisini bakın 3 parantezini aldığımızda 4x artı 10x eşittir 35 olur. Buradan da 14x eşittir 35. Her tarafı 14'e bölersek 35 bölü 14. 7 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 2 olarak x'i buluruz. Bizden dana etinin kilogram fiyatı istenmektedir. Yani şuradaki 30x istenmektedir. 30 çarpı 5 bölü 2'den şunlar sadeleşir. 75 çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek C'dir. Aşağıdaki şekilde yüzeylerinde birbirinden farklı doğal sayılar yazılı olan bir zarın 300'ü görünmektedir. Bu zarın karşılıklı yüzlerindeki sayıların çarpımları eşit olduğuna göre görünmeyen 300'deki sayıların toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi onun karşısında A sayısı olsun, 40'ın karşısındaki sayı B olsun, 25'in karşısındaki de C olsun. Bunların çarpımı yani 10 çarpı A, diğer taraftan 40 çarpı B'ye, o da 25 çarpı C'ye eşit olacakmış. Şimdi değeri en küçük istiyorsa A artı B artı C'nin bunların en sade halini bulmamız gereklidir. Yani hepsini 5'e böleriz. Burası 2A, burası 8B, bu da 5C olarak çıkar. Şimdi 2'nin 8'in ve 5'in ekoku 40'tır. Biz o zaman bunu 40K'ya eşitlersek buradan A eşittir 40 bölü 2'den 20K olur. B eşittir 8, 40 bölü 8'den 5K olur. Buradan C de 40 bölü 5'ten 8K olur. A artı B artı C buradan 33K olarak çıkar. K'yı en düşük 1 aldığımızda sonuç 33 çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek A'dır. Şekilde bir kitapçıda rafta bulunan aynı özellikteki 4 matematik ve 3 geometri kitabı gösterilmiştir. Bu kitapçıdaki bu raftan en az bir kitap almak isteyen bir öğretmen kaç farklı seçim yapabilir diyor. Şimdi sadece matematik kitaplarından 1 tane alabilir, 2 tane alabilir, 3 tane alabilir, 4 tane alabilir. Yani 4 durum vardır. Şuraya M yazalım. Sadece geometri kitaplarından 1 tane alabilir, 2 tane alabilir, 3 tane alabilir. Yani 3 tane böyle durum vardır. Matematik ve geometri kitaplarından da bakın matematik ve geometri diyelim. 4 çarpı 3 12 farklı şekilde alabilir. Yani 12 artı 4 artı 3'ten sonuç 19 yapar. Doğru seçenek E'dir. Bir haber bülteninde siyaset, spor, finans ve hava durumu ile ilgili haberlere yer verilmektedir.
Aşağıda bu haber türlerinin haber bültenindeki süreleriyle ilgili bazı bilgiler sütun grafiğinde, haber bülteninin toplam süresinin haber türlerine göre dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre haber bülteninde finans haberleri spor haberlerinden kaç dakika fazladır diyor. Finans haberleri x dakika olsun, buradaki spor haberleri de y dakika olsun. Bu durumda bizden x eksi y farkı istenmektedir. Şimdi bakın siyaset 30 dakika ve 150 derece. O zaman 150 derece 30 dakika ise buradaki finans 90 derece kaç dakika, yani x dakika şeklinde bir orantı kurabiliriz. 90 30'u çarpı 150'ye bölersek x'i buradan buluruz. 90 çarpı 30 bölü 150 işleminde şunlar gider, şunlar da gider. 90 bölü 5'ten 18 derece olarak x'i buluruz. Şuraya 18'i yazalım. Şuradaki x'lerine de 18 yazalım. Şimdi y'yi bulmak için bu sefer bakın şurayı kullanmamız gerekmektedir. Şu dereceyi bulmamız için. Şimdi yine siyaset üzerinden gidelim. 150 derece 30 dakika ise buradaki 8 dakika kaç derecedir şeklinde bir orantı kurarsak, 8 çarpı 150'yi 30'a bölersek soru işareti çıkar. 8 çarpı 150 bölü 30 işleminde şunlar gider, 5, 8 kere 5'ten bu da 40 derece olarak çıkar. Şimdi 90, 40 daha 130, 150 daha 280, o zaman buraya 80 derece kalır. Yani 80, 40'in 2 katı ise sporda o zaman 8'in 2 katından 16 çıkar. Fark 2 yapar. Dolayısıyla doğru seçenek B'dir. Aşağıda numaralandırılmış 3 saksı ile numaralandırılmış 5 sehpa verilmiştir. Bu saksılar sehpalardan 3'ün üzerine birer birer yerleştirilecektir. Buna göre asal numaralı saksıların asal numaralı sehpalar, diğer saksının ise asal olmayan sehpalardan birine yerleşim olasılığı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle 3 tane asal numaralı sehpa var. Birincinin asal numaralı sehpa olma olasılığı 3 bölü 5. İkincinin asal numaralı olma olasılığı şu gittiğini kabul edersek 2 bölü 4'tür. Şimdi bunlar gittiğinde geriye 3 tane sehpa kalmıştır. Dolayısıyla onlardan istenen durumda 2 tanedir. Çünkü asal olmayan 2 sayı vardır. Şu 2 bununla sadeleşir. Bunlar sadeleşir. 1 bölü 5 çıkar. Doğru seçenek D'dir. Buna göre tablonun genişliği x kaç birimdir? Uzaklık 30 birim verilmiş. AA diyelim. Uzaklık 12 birim. AA. 28 birim kısaltılıyor. BB. B artı 14 olur. B artı 14 olur. B artı 14'ün karesi. A kare artı 30'un karesi. B'nin karesi. A kare artı 12'nin karesi. Çıkardığımızda B artı 14'ün karesi eksi B kare. 30'un karesi eksi 12'nin karesi. 2 kare farkından 2B artı 14, 14. Toplamı 42, farkı 18. 3, 2B artı 14, 54, 40, B eşittir 20. 12, 16, 20 üçgeni, 16, x, 32. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre bu çerçevelerin iç açılarından en büyüğü en küçüğünden kaç derece fazladır? Mavi siyah arası A diyelim, A, B diyelim, B, iki iç açının ölçüsü toplamı dış açıya eşit, B artı A, B artı 25, A eşittir 25. 25, 25, görüldüğü üzere B, İki iç açının ölçüsü toplamı dış açıya eşit. B artı 25. 25 artı 55. B eşittir 55. Görüldüğü üzere 55 topladığımızda 80, 100. 100 eksi 25, 75. Doğru cevap B seçeneği. Bu beşgenlerin dar açılarının ölçüsü kaç derecedir? Görüldüğü üzere bir tane dikdörtgen oluşuyor. Beşgen oluşuyor. Bir kenar, buradaki kenar. Birleştirdiğimizde görüldüğü üzere beşgen eşit eşit 4, 5, 6, 4 tane burada toplam 10. Düzgün ongen 360'ı 10'a böldüğümüzde dış açı 36 derece, 180 eksi 36,
İç açı 144 derece. 144, 90, 144, 54 derece. Dar açılar 54 derece. Doğru cevap E seçeneği. En küçük parçanın dik kenar uzunlukları EK uzunluğu 1 birim, KB uzunluğu 2 birim olduğuna göre en büyük parçanın bir yüzünün alanı kaç birim karedir? 1 birim, 2 birim. A diyelim Öklid'den 2'nin karesi 1 çarpı A. A eşittir 4 olur. B diyelim Öklid'den 4'ün karesi 2 çarpı B. B eşittir 8 olur. Buradaki alanı bulalım. 10 çarpı 4 bölü 2'den 20. Buradaki alan da 20. Buranın alanı 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. En büyük alan 20 eksi 1'den 19. Doğru cevap C seçeneği. İlk durumda telefonun gölgesi B ve L noktaları arasında, ikinci durumda ise A ve L noktaları arasında olduğuna göre ışık kaynağının boyu kaç birimdir? A diyelim 6 artı A olur. 4, 6, X. 18 olur. 4, X. Benzerlikten 4'ün X oranı, A'nın 24 artı A'ya oranı, 6'nın X oranı, 6 artı A'nın 24 artı A'ya oranına eşit. 4 çarpı 24 artı A bölü A eşittir X. 6 çarpı 24 artı A bölü 6 artı A. Sadeleştirelim. 2, 3, 3A, 12 artı 2A, A eşittir 12. A yerine 12 yazalım. 18, 36, 2 kat, X eşittir 12. Doğru cevap A seçeneği. Bu işlem sırasında okun ucu ABC üçgenin ağırlık merkezinden geçtiğine göre N üssü C uzunluğu X kaç birimdir? Kenarortay, ağırlık merkezi, hipotenüse ait kenarortay ayırdığı parçalara eşit olur. 15, 15, 5'e 10 olur. Görüldüğü üzere 10 birim, 10 birim, 8. 18, 30, Pisagor'dan 24 olur. 10 artı X, 24. X eşittir 14. Doğru cevap D seçeneği. Oluşan AED üssü üçgenin alanı 4 kök 3 birim kare olduğuna göre ABCD dörtgenin çevresi kaç birimdir? Katlandığında orta nokta olur. Görüldüğü üzere eşkenar üçgen olur. AA 2A olur. A olur. Buradaki alan A'nın karesi kök 3 bölü 4. 4 kök 3. A kare 16. A eşittir 4 olur. 8. Çevre uzunluğu 4 çarpı 8. 32. Doğru cevap B seçeneği. Oluşan son şeklin çevresi 36 birim olduğuna göre mavi renkli karenin alanı kaç birim karedir? A diyelim, B diyelim. Eş dik üçgenler AB, AB olur. A artı B'nin 4 katı 36. A artı B 9. 9 eksi A olur. X diyelim. A'nın karesi artı 9 eksi A'nın karesi. X'in karesi. Buradaki alan A çarpı 9 eksi A bölü 2. 5 katı buranın alanı X kare. A kare artı 81 eksi 18 A artı A kare. X kare yerine 9 A eksi A kare çarpı 5 bölü 2 yazalım. 2 A kare eksi 18 A 81 2 ile çarpalım. 45 A eksi 5 A kare 4 A kare eksi 36 A 162 45 A eksi 5 A kare 9 A kare eksi 81 A artı 162 9'a bölelim
Eksi 9 a 81 81 çarpı 2 18. Çarpanlarına ayıralım. 6'ya 3. A eşittir 3. A eşittir 6. 3 olur. 6 olur. Görüldüğü üzere Pisagor'dan 3 kök 5. Karenin alanı 3 kök 5'in karesi 45. Doğru cevap B seçeneği. Elde edilen cismin yüzey alanı başlangıçtaki kübün yüzey alanından kaç birim kare daha azdır? Görüldüğü üzere buradaki alanlar kadar azalıyor. Azalıyor. 1 birim kare, 1, 2, 3, 4, 4 birim kare azalır. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre kabın hacmi kaç birim küptür? Suyun hacmine A diyelim, A. Boşluğun hacmi B, B. A artı B soruluyor. Görüldüğü üzere taban alanı 25, 25 çarpı 8, A. 25 çarpı 10, B. 25 parantezinde 10 artı 8, 18. Eşittir 450. Doğru cevap C seçeneği.